das Modal Verb dürfen. Dürfen fiili bir şey yapabilme, bir şey yapmaya izinli olma anlamını veren modal bir fiildir. Yani yardımcı bir fiildir ve o yüzden de genelde tek başına kullanılmaz. Ich darf, yani bu şekilde yarım olur. Mutlaka arkasından bir fiil daha gelmelidir ya da araya tabii nesne de gelebilir. Ama bazı durumlarda tek başına da kullanılabilir. Mesela gehen fiili özellikle. Die Kinder dürfen nach Hause gehen. Burada nach Hause eve ifadesi olduğu için gehen fiilini kullanmasanız da olur. Konuyla ilgili ayrıntılı PDF dosyası ekledim. Videonun açıklama kısmından indirebilirsiniz. Yine oyun linkleri üzerinden alıştırma yapabilirsiniz. Dürfen fiilinin çekimiyle devam edelim. Ich darf, du darfst, er darf, wir dürfen, ihr dürft und sie dürfen. Burada modal fiillere has bir çekim söz konusudur. Yani birinci ve üçüncü tekil şahıs mutlaka aynı olur ve diğer tüm fiillerde olduğu gibi yine çoğullarda da bir ve üç aynı olur. Dürfen fiili A harfiyle değişmiş. Buna dikkat edin. Ich darf, du darfst ve er darf. Diğer üç kısmı normal fiil çekimi gibi. Dürfen fiiliyle nasıl cümle kurulur? Dürfen fiili özneye göre çekilmelidir. Yani asıl fiil gibi. Ich darf, yani işe göre çektim. Ve ikinci pozisyonda olmalıdır. Yine normal asıl fiil gibi. Asıl fiil bu durumda ne olmalı? O ise mastar halde, yani çekilmeden cümlenin en sonuna gelmelidir. Çünkü bir cümlede iki fiil varsa sadece bir fiil çekilir. O da modal fiildir. Örneklerle daha iyi anlaşılır. Zum Beispiel. Auto fahren, aracı kullanmak. Buradaki fahren fiili mastar halde ve öyle kalmalı. Ich bin 18. Ich darf Auto fahren. Eis essen. Das Wetter ist schön. Du darfst Eis essen. Kein Eis essen. Burada olumsuzluk anlamını vermek için kein kelimesini kullandım. Çünkü Eis dondurmayı olumsuz hale getirmek için. Yani dondurma yasak. Marie ist krank. Sie darf kein Eis essen. Ins Kino gehen. Die Kinder dürfen ins Kino gehen. Nicht ins Kino gehen. Burada nicht olumsuz kelimesini kullandım. Gitmek yasak. Çünkü fiili olumsuz hale getirmek için nicht kullanmak gerekir. Babies dürfen nicht ins Kino gehen. Nach Hause gehen, gehen fiili bunu kullanıp kullanmamak size kalmış, kullanmasanız da olur. Mark ist krank, er darf nach Hause gehen ya da er darf nach Hause. Nicht nach Hause gehen, du darfst nicht nach Hause gehen ya da du darfst nicht nach Hause. Fragen, soru cümleleri nasıl olur? Sorular iki çeşittir. Ve soruları ve cevabı evet ya da hayır olan, yani mu şeklinde biten sorulardır. Ve soruları her zaman için cümlenin başına gelirler. Dürfen fiili özneye göre çekilip ikinci pozisyona gelmeli. Fragen, yani asıl fiil ise mastar halde en sona gelmeli. Wann darfst du Auto fahren'daki gibi. Wer darf zur Party kommen? Ve sorusu en başta. Dürfen fiilini çektim ve ikinci pozisyona getirdim. Kommen asıl fiil ise mastar halde ve en sonda. Ja, nein fragen. Burada ise fiil en başa gelmeli ve özneye göre çekilmeli mutlaka. Asıl fiil ise yine en sonda ve mastar halde. Darfst du Cola trinken zum Beispiel? Wo darf ich parken? Burada ve sorusu başta, dürfen fiili çekildi, işe göre çekildi ve parken en sona geldi ve çekilmedi. Warum, yani niçin? Warum keine Schokolade essen? Warum darf er keine Schokolade essen? Zur Party gehen, bu sefer fiili başa getirdik, yani cevabımız evet ya da hayır olmalı. Darf ich zur Party gehen? Fiil başta ve özne hemen arkasından geldi. Darf ich zur Party gehen? Cevap verelim. Sen diye cevap vereceğimiz için sene göre çekelim. Ja, du darfst zur Party gehen. Nein, du darfst nicht zur Party gehen. Auf die Toilette gehen. Darf ich auf die Toilette gehen? Gehen fiilini kullanmasanız da olur. Darf ich auf die Toilette?
Bir de genel yasaklar vardır. Burada sigara içmek yasaktır, burada bir şey yemek yasaktır şeklinde. Here, burada demek. Man ise genel bir özneyi ifade eder. Yani bütün insanlara, umuma hitap eder. Ve burada yine asıl fiil mastar halde en sona gelmelidir. Schwimmen, rauchen, fotografieren, parken gibi. Fiil çekimi ise üçüncü tekil şahıs olduğu için darf şeklinde olmalı. Here darf man nicht schwimmen. Hier darf man nicht rauchen. Hier darf man nicht fotografieren. Hier darf man nicht parken. Dersimiz sona erdi. Kinder, die nichts dürfen, werden zu Erwachsenen, die nichts können. Sürekli olarak kısıtlanan, herhangi bir şey yapmalarına izin verilmeyen çocuklar, hiçbir şey yapamayan ebeveynlere dönüşürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.